yaşatmıştık bir seyircisi bize. Yine öyle olacağını düşünüyoruz ve paylaşmak konumuyla buradayız. Valla olabilir. Hikaye aslında bunları çok merak etmiştim. İlerleyen durumlarda veda olsun. Şöyle geleyim ben. Bu odanın güzel bir köşesinde çekilmiş. Evet. Köyceğiz'de BKM'nin platosunda çekildi. Bir kısmı ve civar ilçelerde çekildi. Akyaka'da, evet. Gökova tarafında. Böyle deli dolu bir ekiple çalışmak nasıl bir duygu? Süper. Şahane. Hep genç kalabilirsiniz yani. Doğaçlama da oluyordu sanırım. Tabii tabii oluyor. Zaten Güldür Güldür Show yazar ekip oyuncu kadrosu. Ben de Güldür Güldür Show'un yönetmeniyim aynı zamanda. Süredir sahnede bu işi yapıyoruz ve oyuncularımız da doğaçlamaya çok tabii ki antrenmanlılar. Bu da filme çok olumlu yansıyor. Onur Bey, sizin de... Hayır. Aa, sizi ben de zaten kabul ettim. Görelim gerek. Sizin oynadığınız karakter çok keyifli bir karakter. Şanlıurfalı. Evet. Muğla'da yaşıyor. İstanbul'da bir dönem çalışmış ve İsviçre'de evlenmiş bir karakter. Evet, yakın. Uzun yıllar Urfa'da kalmış. Daha sonra İstanbul'a taşınmışlar. Orada bir çiğ köfte dükkanı var. Fakat ailesini yani annesini ziyaret etmek için Muğla'ya gidiyorlar. Orada zaten Cici Baba ile karşılaşıyorlar ve olaylar başlıyor. Kabullenmeme serüveni başlıyor. Muğla çiğ köfte yemiş herhalde. Az yemedik yani. Az da yapmadım bu arada. Tabii çiğ köfte usta salınca. Buzlu yaptım onu. Suyla da değil, buzlu. Bayağı itiraz etmişsiniz babamın üstünden Cici Baba'nın herhalde. Evet yani. Kabul etmeniz zor olmuş. Ailenin en sert üyesi benim bu konuda. En gelenekçi, en muhafazakar ve asla yanında, başkasının yanında karısına bile sevmesini gösteremeyen bir adam. Zaten o hikayeyi de çok işledik. Ve tabii ki buna bağlı olarak en çok ben karşı çıkıyorum. Kardeşlerimi örgütlüyorum. Onların yavaş yavaş elimden kaymalarını da böyle kötü bir niyetle izleyip bir şekilde bu sonunu bağlamaya çalışıyorum. Eşiniz de sanırım Cici Baba'yı baştan kabul etmişti size olumlu bir şekilde. Ne canım? Ben evliyim zaten. Ayşe de bu ailenin büyük oğluyla evli. Ayşe çok sevgi dolu ve naif, aşkın sergilenen bir kadın olduğu için Cici Baba ve anne Melahat'in aşkını başından beri zaten sahiplenip bir destekçisi. Aile arasında da sizinle beraber 5 milyonu geçti. Evet. İnşallah. Darısı Cici Baba'nın filmimizin başında. Evet. Boşu yoktur o. Yani çok severek istiyoruz ekranda da. Teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Yeni albüm çalışmaları ne zaman? Şu an valla filmin heyecanı o kadar yoğun ki uzun bir süre çalıştık ondan dolayı hiç müzikle ilgili bir şey düşünemiyorum. Zaten Güldür Güldür de tam gaz devam ediyor. Bakalım şimdi ben de bu üç kardeşten ortancasıyım Fatoş karakteri. Bir aşk kadını aslında. Bir aşk, evet yani yıllar sonra işte birini buluyor tam evleneceklerken karşılarına bir Cici Baba problemi çıkıyor ve işte üç kardeşin mücadelesini görüyoruz o Cici Baba ile. Çok güzel bir film yaptık. Umarım seyircide de karşılığını bulur. Teşekkür ederim. Sizden sevgilinize geçelim. Sizin de İzmirlisiniz sanıyorum. Evet, İzmirliyim. Allah'ım. İki İzmirli'nin arasında ben bunu ilk defa duyuyorum. dün de Kütahyalıydım. Değişiyor yer mi yer, şehir mi şehir. Ama İzmirliyim aslında. Ben de Abdülkadir karakterini oynuyorum. Fatoş'un nişanlısıyım. Evlenmedik. Ben daha sözümü aldım. Ben de işte aileye... Sistemine gittiğimizde aslında onların işte bambaşka bir engelme olduğunu, o engelmeye böyle bu oradan daha iyi karakter oluyor. Bir tanesi Balyon'un Gülay bir oğlu. Kendimden çok esinlendim. Öyle. Çekimlerde en komik an hangisiydi yani? Hangi sahnede çok gördüğünüz? Onun mülayim olmaya çalıştığı an. Şöyle geçelim Onur Bey'e. Merhabalar. Güldürün en çok güldüren adamı diyorlar. Sizin için doğru mudur? Biz ekipçe çok güzel güldüren bir ekibiz. Öyle şahsi oynamıyoruz. Teşekkür ederim. Çok keyifli bu ailenin bir filmini izlemek çok keyif alacağız biz de ama kamera arkası daha keyifli diye düşünüyorum. Kamera arkasında iki film daha çektik biz aslında.
Hiç durmadı. Ekip yani herhangi bir kamera, telefon, fotoğraf makinesi bir şey gördü mü direkt oynamaya başlıyor. Hiç boş bırakmadık yani kamera arkasında da. Siz babanı en çok kabul eden... Yanımda baksanıza en işte ya. Hep yanındayım ben onun. En erken kabul eden kardeşsizsin. Abiden çok çekiniyor, korkuyor ama biraz babaya muhtaç, babaya düşkün bir çocuk Mahmut, genç. Çünkü çok babasını çekmiş, görmemiş babasını fazla. O yüzden müzisyenlik ortaklıkları da var. O gitar hocası, Mahmut bağlama çalmayı seviyor. O yüzden böyle bir yandan yaklaşıyor ama filmde. Evet, ailemizin babası, Cici evet. Babam. Saçlarınızı da evde mi bıraktınız? Çok keyifli. Evet, ama o izlerken evet, bir hoş görünebilir ama yaşarken bir de bana soruyor yani. Oğlum çok güzelmiş saçlarınızı. Ben de böyle yaptıracağım babacığım. 12 yaşında bilmiyorum. Sağ olun. Tavsiye ediyor musunuz? Etmiyorum. Etmiyorum çünkü o saçlar böyle ters dönüyor, bayağı yıpratıyor. Buradan bütün rastlamalara söylüyorum. Bırakın. Aileye yeni katıldınız aynı zamanda, Güldür. Evet. Geçen sezonun sonunda konuk olarak geldim. Sonra ev sahibi oldum, kaldım. Evet, filmle ilgili biraz da... Evet, tabii. Film, zaten siz de izlediniz galiba. Hem böyle bir üç kardeş, anneleri, babalarını kaybetmişler ve bir gün bir adam içime gelir. Marjinal, küçük kaçık. Ağzında doğru düzgün cümle tutmayan, tarifleyen, hemen olduğu gibi söyleyen ama iyi niyetli bir adam ve aşık annelerine ve çocuklar ne yapsın öyle bir adamı nasıl kabul etsinler. Kim aşık, anneye aşık. Evet, annemizi yani, buraya alalım. Sevenleri ayırmayalım. Çocuklar da kendine göre baktığın zaman haklı. Ya böyle bir adamla bizim annemiz nasıl oldu? Çünkü Ege'de bir kasabada geleneksel bir hayat yaşayan bir aile. Ama aşk mı kazanacak, artık çocuklar mı kazanacak, onu birazdan seyircilerle birlikte izleyeceğiz. Hep beraber izleyeceğiz inşallah. Ailemizin annesi, evet. Üç yetişkin çocuk. Ya. Ve hepsi birbirinden tatlı. En tatlısı Hacı. Evet, yani Hacı'yı seyretmek evet. Çok keyifli olacak. Evet, Tekin ailesi Cici babamız kabul edecek mi, etmeyecek mi? Filmde göreceğiz ama biraz tiyolar alalım baştan. Yok, tiyo veremem. Çok meşakkatli yollardan geçiyoruz. Finali de söylemek büyük haksızlık olur. Ayrılık var mıydı sonunda? Ama bu nasıl bir soru? Olmaz değilim hep beraber zaman. Hepsi ölüyor sonunda. Tatlı bir son bizi bekliyor. Tamam. Başka sorumuz yok herhalde. Hep beraber bir toplu fotoğraf. İşaretiyle başlıyoruz. Olmaz. Olur mu? Olur. Yok canım. Aşkın yaşı var mı? Var. Yok. Aa. Tabii ki. Allah Allah. Kaytan Yılmaz Kaya! Kaytan Yılmaz Kaya! Onur Atilla! Onur Atilla! Şahane bir adam! Yasemin Çalka! Yasemin Çalka! Muhteşem bir kadın! Mahir İpek! Bir usta geliyor, Mahir İpek! Derya Karadaş! Derya Karadaş geliyor! Onur! Sosyetik bir kadın! Onur oldu kardeşim geldi! Yönetimimiz! Meltem Bozoslu Gölebeği'yi alkışlıyoruz! Meltem Bozoslu Gölebeği! Hoş geldiniz yönetmenim! Güldür Güldür ekibi sizlerle, buyurun! Biz çok severek bir film yaptık. Umarım siz de seversiniz. İzmir'de olmak, ikinci kez olmak dedemin fişiyle daha önce gelmiştik. Çok keyifliydi. Yine çok keyifli geçeceğe benziyor. İyi seyirler. Bana telefon mu alacaksın? Sana telefon alacağım.
Oğlum hep söz veriyorsun, sonra kimseyi görmüyorum ben. Kimse konuşamam. Efendim hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Güzel bir film oldu. Umarım beğenirsiniz. Teşekkür ediyorum. İzmir'e bayılıyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Biz de hoş geldik. Şimdi ben bir filmi anlatsam ya. Saçma sapan. İyi seyirler diliyorum. Merhaba. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah filmi bizim sevdiğimiz kadar siz de seversiniz. İyi seyirler. Güzel İzmir, Umut İzmir. Bir ay sonra da Güldür Güldür turnesine gelecek ama şimdiki heyecanımız Cici Babam. Çok güzel bir aile filmi çektik. Sevgiye, iyiliği anlatmak istedik. Hep beraber izleyeceğiz. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Salonları ve bizi boş yalnız bırakmazsanız çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Vallahi şimdi galadan sonra ikinci kez filmi izliyor olacağım ama galadan... Evet, ilk kez seyirciyle izleyeceğiz ve galadan daha çok heyecanlıyım ondan dolayı. Herkes ayağına sağlık. İnşallah seversiniz filmimizi. İyi seyirler. Ben de bir İzmirli olarak tekrar aynı şeyi bütün hemşehrilerim ve komşularıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Umarım beğenirsiniz. Tekrar iyi seyirler. Görüşmek üzere. Ben şu anda Ege Orman Vakfı'nın sertifikalarını oyuncularımıza veriyoruz. Ve onların da birer dikili ağaçları oluyor. Alkışlayalım mı efendim? Ege Orman Vakfı'na çok teşekkür ediyoruz. Salonda da bir selfie alabilir miyiz? Müsaadeniz varsa. Bütün ışıkları bir kez görebilir miyiz? Erhan Bey, film esnasında... Kavgalı bir kez biraz geri gelelim, lütfen, evet. Lütfen ben bir konser tanıtım da yapmak istiyorum. Güldür Güldür severlere. Güldür Güldür ekibi 22-23 Mayıs'ta Fuat Kültür Park'ta çıkan atıyordunuz. Atatürk'te çıkan atıyordunuz. Evet, canlıyım. Harika bir günüsünüz. 22-23 Mayıs'ta Güldür Güldür Fuar Açık Hava Tiyatrosu'nda İzmir'de olacak, İzmir Turnesi'nde. Sizleri İzmir Turnesi'nde bekliyoruz.